Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte doları değerlendirelim, altını değerlendirelim, gümüşü değerlendirelim, borsa İMKB 100 değerlendirelim, Bitcoin'i değerlendirelim, gram altını, gram gümüşü sizlerle birlikte Euro TL'yi, Sterlin TL'yi bu yayınımızda değerlendirelim. Bizler için önemli kritik kapanışlar geldi. Pazartesi günü piyasalarda neler olabilir? Sizlerle birlikte bunları değerlendirelim. Bakalım piyasalarda neler olacak? Hep birlikte sizlerle birlikte bunun burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışalım. Evet, bu arada asgari ücret de açıklandı. Asgari ücretle ilgili 4.250 TL fiyat açıklandı. Bu fiyatla ilgili sizlerin de düşüncelerinizi yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu arada arkadaşlar da biraz toplansın. Onları da bekleyelim. Evet. Kimler var? Şu an göremiyorum ama birazdan şurada bir ayarlayayım hemen. Zikri Demirtürk selam demiş. Selamlar Zikri. Ferit, hoş geldin. Ferit şu an yayınımızda. Evet, arkadaşlarımız yavaş yavaş toplandı zannedersem. Dolarla birlikte hemen yayınımıza geçelim. Evet, Muhammed Ali Halifa. Hoş geldin. Mehmet sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar hepiniz tek tek yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi sorularınız varsa onları alalım. İlk önce bir asgari ücretle başlayalım. Asgari ücret fiyatından memnun musunuz? Bununla ilgili bir yorumlarınızı göreyim arkadaşlar. Dolar-TL kurunda haftalık kapanışlar gerçekten yüksek oldu. Özellikle Dolar-TL kurunda artık bizler için 21 lira seviyeleri arkadaşlar hayal olmaktan maalesef ki çıktı. Bu hafta itibariyle bu seviyeler artık Dolar-TL kuru için maalesef ki kaçınılmaz seviyeler olarak yerini almaya başlayacak gibi gözükmekte. Tabii bizim kritik rakamlarımız var. Bu kritik rakamları sizlerle birlikte burada takip edeceğiz. Özellikle Dolar-TL kuru için olması gereken rakamlar, yani bu rakamlar üzerinde destek üzerinde tutunması bizler için kritik rakam olan 21 TL civarına doğru Dolar-TL kurunu götürebilir arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir hafta, hala destek ve direnç olarak takipte bulunmamız gereken bir hafta olacak. Pazartesi günü yön ne yöne olur? Pazartesi günü yön şu an itibariyle baktığımız zaman pivot seviyelerinin çok çok üstünde bir Dolar-TL, hala yön yukarı olarak Dolar-TL kurunda gözükmekte. O yüzden dolar kurunu takip eden arkadaşlar, daha doğrusu TL bacaklı dolar olsun, euro olsun, sterlin takip eden arkadaşlar bu haftaya dikkat edecekler. Gram altın, gram gümüş tarafı gene aynı dolar bazlı olarak. Ve ons'ta biliyorsunuz hareketlenmeler başladı. Ons'ta da artık belli seviyelerimiz var. Bu seviyelere değineceğiz. Ayrıca İMKB 100 ile ilgili de soru sorabilirsiniz. İMKB 100 ile ilgili de %9 civarında aşağı yönlü bir kapanış geldi. Bu kapanışlar tabii ekonomi açısından, özellikle Türkiye ekonomisi açısından olumlu kapanışlar değil arkadaşlar. Ünal Şahin, başkan sana uydum, kazandım demiş. Teşekkürler. Birol nereden tost yiyecek demiş. Bakalım Birol hayırlısı. Evet, Süleyman Tekşin, hayırlı akşamlar, gram gümüş aldık demiş. 5 dakika sonra Merkez Bankası müdahale etti. Geri yükselir mi acaba? Evet, gram gümüşe de değineceğiz. Gram gümüş, evet, orada da yükselişler devam edecek gibi gözükmekte. Onlarla ilgili gene bir hazırladığım Elliot yöntemine göre rakamlar var. Kritik destek bölgeleri var. Bu kritik destek bölgeleri altını Merkez Bankası TL bacaklı dolar olsun, euro olsun, sterlin olsun, hepsi zaten dolar kaynaklı ülkemizde ileri yönlü hareketlerine devam ediyor. Bu hareketler tersine dönmediği, bu destekler altında kapanış görmediği sürece maalesef ki yön yukarı arkadaşlar. Artık uzun vadede baktığımız zaman dolarda 30 TL civarları da maalesef ki görülmeye başlayacak. Bunlar artık grafiklerde görülmeye başladı. O yüzden bu hafta pazartesinden itibaren gerçekten piyasalar kritikleşmeye devam edecek arkadaşlar. Kritik hareketler Dolar-TL kurunda görmeye başlayacağız.
Evet, o yüzden dolarda elinde dolar tutan arkadaşlar dikkatli bir şekilde doları takibe devam etsinler. 30 TL'yi bekliyoruz demiş bozdurmadan. Cesur, cesur bir. Hocam çok doğru söylüyorsun. Dolar yükselir bozdurmadan bekliyoruz. 30 TL'ye yükselip gidecek demiş. Evet, bunun için kritik rakamlarımız var cesur. Bu rakamları takip edeceğiz yatırım tavsiyesi olmadan. Tan zengin. 1200 diyorlar grama. Ne dersiniz demiş. Evet, 1200'lü rakamlar gram altında da artık görülebilir. Grafikler üzerinde görülmeye başlandı çünkü. Cihan Çelik merhabalar. Merhabalar hocam. Gram altında önümüzdeki hafta çıkacağı en yüksek seviye kaç olur? Şimdiden teşekkürler. Gram altında önümüzdeki hafta 1100 TL'ler civarını görebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmadan gram altın takip edenler özellikle 881 seviyesi önemli bir direnç olacak. Bu direnç seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalın. Cihan Çelik merhabalar demiş. Gram altında önümüzdeki hafta çıkacağı seviyeyi zaten cevapladık. Mustafa Bilgili pazartesi dolar kaç TL olur? Pazartesi dolar. Hemen dolara geçelim bakalım. Dolarda bizler için önemli kritik seviyeler hangi seviyelerde bulunuyor? Arkadaşlarımız da zaten yavaş yavaş toplandı. Hemen dolar TL kuruna geçelim. Ardından sterlin euro değerlendirelim. Gram altın değerlendirelim. Evet, Fed'in yapmış olduğu faizleri sabit bırakmasının ardından yapmış olduğu konuşmada varlık alımlarını Mart gibi sonlandıracağı yönünde açıklamaları vardı arkadaşlar. Bu açıklamaların ardından zaten piyasalarda oynaklıklar başladı. Bizde de Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık faiz indirmesiyle birlikte ipler tabii ki dolar üzerinde koptu arkadaşlar. Dolarda aylık, 1 aylık, 3 aylık zaman zarfları dilimini içerisinde beklediğimiz rakamlar saatlikler içerisinde kırıldı. Tabii sert yukarı kırılımların gelmesi sonucu da dolar TL kurunda yukarı yönlü bizler 17-16 seviyesine doğru sert hareketler gördük. Bu hareketlerin ardından haftayı 16.42 seviyesinde dolar TL kuru kapattı. Şimdi dolar TL kurunu takip eden arkadaşlar özellikle bu hafta 21-14 seviyesi bizler için artık bir hedef konumu haline geldi. Evet, 21-14 seviyesi bizler için önemli bir hedef konumu haline gelmiş durumda. En önemli destek bölgesi ve stop bölgesi olarak kabul edeceğimiz alan ise arkadaşlar 15 lira 30 kuruş seviyesinden geçmekte dolar TL kuru için. Bakın 15 lira 30 kuruş. Burası bu hafta artık bizler için çok önemli bir seviye haline gelmiş durumda. Kısada ise 16 lira 25 kuruş. Evet, şurası 16 lira 25 kuruş. Bu günlük takip eden arkadaşlar için 16-25 desteği önemli, kuvvetli bir destek bölgesi. Daha uzun bazda benim için 1 lira sorun değil. Ben bu 15-30 kırılmadan panik yapmam diyen arkadaşlar için beklenmesi gereken en önemli kritik seviye 15 lira 30 kuruş seviyesi. Bu hafta için bulduğumuz önemli destek seviyesi. Yani dolar TL kuru bu hafta bu 15-30, Merkez Bankası bu 15-30'un altına dolar TL kurunu indirememesi durumunda bizler artık dolar TL kurunda 21 lira 14 kuruş seviyesindeki kuvvetli dirence doğru yukarı yönlü hareketleri yatırım tavsiyesi olmadan maalesef ki görmeye başlarız. Bransal Şenol, beni görmüyor musunuz? TL gibi demiş. Baransel Şenol. Baransel Şenol'u şu an görüyorum. İzzet Can'dan beğeniler gelsin. Emeğe saygı demiş İzzet. Evet arkadaşlar, beğeni sayımız çok az. Şu beğeni butonuna bir dokunursak çok iyi olur. Teşekkürler hatırlattığınız için. Ayrıca şu an kanalımızı dışarıdan seyreden arkadaşların hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ferit Demir, başkan soruyu yanıtlamadın demiş. Balinalar kura girerse borsadan ani çıkışlar yakalar mıyız başkanım? Evet, borsalarda ani çıkışlar maalesef ki başladı. Bu son biliyorsunuz 2 kere devre kesici borsada artık devreye girdi İMKB 100'de. O yüzden bu hareketlerin ben daha devam edeceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Özellikle İMKB 100 takip eden arkadaşların artık
direnç bölgesi olarak 2356 kuvvetli bir direnç haline geldi. Hedef noktası da 1962 civarlarından geçen bölge haline geldi. İMKB 100 1962'ye doğru aşağı yönlü hareketlerine devam edecek. Burası kuvvetli bir destek. Eğer İMKB 100 burayı aşağı yönlü kırar ise sert bir şekilde, o zaman durmaz arkadaşlar. 1719 seviyesine doğru İMKB 100 de yön aşağı devam eder. Mustafa, başkan pazartesi dolar 10.65 olur mu demiş sence? Çok zor. Pazartesi çok zor. Çok zor. Bunun olabilmesi için öncelikle artık 15.30 seviyesi dolar TL kurunda çok kuvvetli bir destek haline geldi. Maalesef ki geldi arkadaşlar. Bu 15.30 seviyesi kırılmadığı sürece dolar TL kurunda yön açık bir şekilde görülüyor ki yukarı yönlü hareketlerini devam edecek. Ara direnç noktamız dolar TL kurunda 18.91 seviyesinden geçen bölge. 18.91 bizim ara direnç bölgemiz. İlk etapta hareketlerin bu 18.91 seviyesine doğru gelişeceğini ben düşünmekteyim arkadaşlar. Ve buradan bu kur durdurulamazsa yine hızlı bir şekilde 21.14 seviyesine doğru hareketlerine maalesef ki devam edebilir. Dikkatli bir şekilde sizlerle birlikte takip edeceğiz. Özellikle dolar TL kurunu. Evet. Mikail merhaba demiş. Merhaba Mikail. Kısa vadede geri çekilme olur mu? Alım fırsatı olur mu demiş. TL'de kaldın. Evet, TL'de kalan arkadaşlar alım fırsatları maalesef ki vermiyor arkadaşlar. Yani düzeltme yapmadan aşağı yönlü her hareket alımla karşılaşıyor. Zaten sizler de grafik üzerinde izliyorsunuzdur. Alım fırsatı 16.25 civarlarında verebilir. Fakat buradan 16.25'ten alım fırsatı verir ise, sizler de buralardan alma fırsatı yakalayabilirseniz, unutmamanız gereken en önemli bölge, üstüne basa basarak söylüyorum, 15-30 bölgesinden geçen destek rakamı olacak. Bu destek rakamı üzerinde kaldıkça maalesef ki daha aşağılar şu an için hayal bir duruma gelmiş gözükmekte. 15.30'un altına düşürebilirler, buralarda tutabilirler ise işte o zaman aşağı yönde hareketler düşünülebilir. Fakat 15.30'un altına doğru 16.25-15.30 aralığına doğru inişler mutlaka ki sizler de zaten bu hafta izleyeceksiniz. İzlediğiniz zaman göreceksiniz, devamlı bir alım fırsatıyla karşılaşacak bir dolar. Tekrardan bizler izleyeceğiz. Maalesef ki bu durum böyle devam edecek arkadaşlar. Bu dediğim rakam kırılmadığı müddetçe bu rakamlar bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Evet, hemen altına da bakalım biraz. Hemen hızlı bir şekilde gram altınla başlayalım. Tekrar dolara, sonra tekrar döneriz. Şimdi gram altın izleyen arkadaşlar, gram altını takip eden arkadaşlar, gram altında artık 1100 dolarlar hedef haline geldi. Maalesef ki 1100 dolarlar gram altında hedef haline geldi. Gram altın takip eden arkadaşlar da en kısa destek ve kuvvetli destek bölgesi artık 881 TL civarından geçen bölge oldu. Gram altın 1100 TL hedefini bekleyecek olan arkadaşlar mutlaka 881 bölgesini takipte kalmaları lazım. Bu hafta itibariyle 949 seviyesi üzerinden bir kapanış yaptık. Zirve olarak da 995 seviyesini gördük. Bunları ölçüt olarak aldığımız zaman artık bizler için 881 TL'ler kuvvetli bir destek konumuna geldi. Bu destek üzerinde gram altın kaldığı sürece ilk hedefi 1100 dolarlara gidecek. Gram altın takip ederiz arkadaşlar. Gram altında dediğim gibi ons bazlı altın da güçlenmeye devam ediyor. Ons bazlı ve TL bazlı dolar katkılarıyla 1100 dolar. Bu 1100 TL, bu 1100 TL en masum gördüğümüz rakam. Çünkü 1100 TL'nin üzerinde gram altın tekrardan şımarmaya devam edecek ve ana hedef olarak 1236 TL civarına doğru gram altında da maalesef ki istemediğimiz bir şekilde yukarı yönlü ataklar görme potansiyelimiz oldukça fazlalaşacak. Uzun vadeli gram altın tutmak isteyenler için benim önereceğim yer 881 destek bölgesi. 881 destek bölgesi
kırılmadığı müddetçe bu gram altınlarda ilk etapta 1100 TL civarındaki hedef bölgesi beklenebilir arkadaşlar. Gümüşü hemen anlatalım. Gram gümüş, gümüş ons üzerinde anlatalım. Gram gümüşü de. Bakalım bizler için. Arkadaşlar biraz anlatayım. Ondan sonra hemen sorularınıza da geçeyim. Daha iyi şekilde olur. Çünkü bekleyemeyen arkadaşlar vardır. Onlar için de iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Evet, 21.32 idi bizim ons gümüşte özellikle beklediğimiz dip seviyemiz. Artık bu seviyemizi bizler sizlerle birlikte 21.42 seviyesine doğru çekmiş durumdayız. Özellikle ons gümüş için. Ons gümüşte de hedef 24.41 seviyesi. Bu kısadaki hedef arkadaşlar. Onun üstünde de yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Ve 26-27 seviyelerine doğru ons altında yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Çünkü dibini gördü artık ons gümüşte. Dipten sonra burada bir gördüğünüz gibi hareketini yaptı ve bu hareketin üzerinde de zaten kapanış geldi. Kırdığı bölgeyi tekrardan ons gümüş test etti. 22-30 bölgesinde test etti. Buranın zaten hedefi verdiğim gibi 24-41 seviyesine doğru ons gümüşü hareket ettirecek. Bunun üstünde de 26-27 dolarlar seviyesine doğru giden bir ons gümüş sizlerle birlikte izleyeceğiz. Hemen gram gümüş bekleyen arkadaşlar için gram gümüş analizimizi de yapalım. Gram gümüş 11.04. Evet, gram gümüş takip eden arkadaşlar 11.04 artık bizler için yükseliş ve bu 11 lira 04 kuruş üzerinde kaldığı müddetçe hedef bölgesi olarak gram gümüşte de 13 lira 52 kuruş seviyesi bir hedef konumuna gelmiş durumda arkadaşlar. 11.04 altında kapanış yapamadığı müddetçe gram gümüşün de hedefi 13 lira maalesef ki 52 kuruş seviyesi artık görülmeye başladı. Haftayı 12.45 zirvesi ve 11.81 civarından gram gümüş kapattı. Gram gümüşü uzun vade takip eden arkadaşlar mutlaka 11.04 destek bölgesi. Bakın arkadaşlar, bu verdiğim bölgeleri mutlaka bir yere not alın. Bunlar çok önemli olacak. Bizler bu hafta bu bölgeleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. 11.04 artık gram gümüşte altında bir kapanış olmadığı müddetçe bizler gram altındaki ilk kısa hedef bölgemiz 13 lira 52 kuruş. 13 lira 52 kuruş sert bir şekilde gene hareketler dolar bazlı ve ons bazlı olarak devam eder. İki yönlü olarak bu gelişmeler gram gümüşü yukarı yönlü tetikler ise de gram gümüşte de maalesef ki 15 lira artık bir hedef konumuna gelmiş durumda. Sizlerle daha önceden de zaten gram gümüşte burada 12 TL'nin yandığını göreceksiniz şeklinde videolarımız vardı. Ve bu videolarımız gerçekleşti. Bu analizlerimiz de gerçekleşti. Özellikle gram gümüşte. Gram gümüş 15 TL'ler artık yeni hedef bölgeleri haline geldi. Ons bazlı da henüz yakaladığımız istediğimiz yükselişleri henüz yakalamadık. Fakat orada da ilerleyen dönemlerde 50 TL'ler civarında 50 dolarlar civarına doğru giden bir ons gümüş beklentimiz hala devam edecek. Evet, gram gümüş ons gümüşü yaptık. Şimdi biraz sterline bakalım. Sterlin takip eden arkadaşlar için önemli seviyeleri verelim hemen hızlı bir şekilde. Sterlin'de artık 20-26 kuvvetli bir destek konumuna geldi. Sterlin takip eden arkadaşlar 20-26 seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. Sterlin'de de artık 25 TL arkadaşlar hedef konumuna gelmiş durumda. Sterlin'de 20 lira 26 kuruş altına düşürülemediği takdirde 25 TL kısada ilk kuvvetli direnç bölgesini teste gidecektir. Onun üstünde de gene daha orta vadede sterlinin ana hedef bölgesi de 28 TL'ler civarına maalesef ki ulaştı. Sterlin takip eden arkadaşlar da verdiğim seviyeleri, destek ve direnç noktalarını takip ettikleri sürece aşağı inişlerde de bu desteğin altında kalışlarda da üzülmeden pozisyonlarını değiştirebilirler. Euro TL, evet, Euro TL takip eden arkadaşlar için hemen kritik rakam seviyelerini verelim.
Euro'da 17-18 seviyesi önemli bir destek. Euro takip edenler 17 lira 18 kuruş seviyesini dikkatli bir şekilde takip edecekler. Burası artık Euro takip edenler için önemli bir destek. Bu destek aşağı yönlü kırılamaz ise Euro'nun hedefi 21 lira 30 kuruş seviyesine doğru giden bir Euro TL izleriz. Yatırım tavsiyesi olmadan 21.30'un da üzerine doğru gene agresif dolar bazlı, euro bazlı. İngiltere, çünkü biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası faiz yükseltme olaylarına başladılar. Bununla birlikte yukarı yönlü maalesef ki buralarda da artık 21.30 ve 23.86 bölgeleri bir hedef haline gelmiş durumda. Burada yapmanız gereken dolarda olsun, euroda olsun, altında olsun, gramda olsun, gram gümüşte, gram altında olsun, verdiğim destek seviyeleri çok önemli seviyeler. Bu destek seviyelerini takipte kaldığınız sürece arkadaşlar yukarı yönlü hareketleri bekleyebilirsiniz. Bu destekler kırılırsa da pozisyonları değiştirmekte fayda var. İşte o zaman sizler de bir dinlenme sürecine kendinizi almanızda fayda var. O zaman da yön değişti, artık trend aşağı yönlü değişti diyebiliriz. Fakat bu destek bölgeleri kırılmadığı müddetçe maalesef ki bu trendler değişti demek için henüz erken. Evet, Bitcoin takip eden arkadaşlar için Bitcoin'de de gördüğünüz gibi 47 bin seviyelerinde aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bitcoin'de benim beklentim 42 bin doların test edileceği arkadaşlar. 42 bin dolar önemli bir seviye. O yüzden bu trend yukarı yönlü dönmediği müddetçe Bitcoin takip eden arkadaşlar için ilk etapta aşağıda 42 bin dolarlar artık hedef olmuş durumda. Yukarıda da ise 52 bin dolar. Burası önemli çünkü 52 bin dolar üzerine kendini atamıyor. Atamadıkça da 42 bin dolarlar maalesef ki Bitcoin takip eden arkadaşlar için hala bir hedef konumunda gözükmekte arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, şimdi sorularınızı alalım yavaş yavaş. Hızlı bir şekilde piyasaları anlattık zaten. Evet, Tuncay, gram altın 1600 TL ne zaman olur demiş. 2 ayı bulur mu? Şimdi şöyle Tuncay, bakın arkadaşlar, zaman vermek iyi değil. Çünkü artık zaman kavramı da kaybolmuş durumda. Sizler de zaten kendiniz de takip ediyorsunuzdur. Aylık, belki de 3 aylık kırılması gereken dirençler bir günde allak bullak oldu. Hepsi yukarı yönlü kırıldı. Burada önemli olan Tuncay, bizlerin takip etmesi gereken destek bölgeleri. Bu destek bölgelerini takipte kaldığımız sürece bizlerin sıkılmasına gerek yok. Bu destek bölgeleri üzerinde kalındıkça panik yapmaya da gerek yok. Bu destek bölgeleri çünkü aşağıya kırılmadığı müddetçe maalesef ki yön yukarı yönlü devam edecek. Yönün değişmesini de maalesef ki beklememiz biraz hayalden öte gitmeyecek. Mustafa Tufan geldim demiş. Hoş geldin Mustafa. Evet, Umut Yolcusu, gümüş gram 25 der mi demiş. Ben dolar yerine gümüş aldım, altın aldım demiş Umut Yolcusu. Evet, gümüş gram 25 der mi? Gümüş gram 25 diyebilir. Bizlerin şimdi gümüş gramda zaten takip ettiğimiz yakındaki rakamı 15 TL. 11.04 önemli bir destek. Bu desteği mutlaka bir yere not alın. 11.04 desteği üzerinde durdukça kısada 13.52 hedefidir. 13.52 direnci kuvvetlidir. Bu direnci yukarı yönlü kırarsa 15 TL şimdilik takip edeceğimiz bir direnç bölgesi olarak gümüşteki arkadaşların takip etmesi gerekli arkadaşlar. Handan Yalçıner, Aselsan Katar'a satıldı demiş. Dolara pazartesi tekrar bir müdahale olabilir mi? Dolara müdahale olacaktır arkadaşlar. Çünkü Merkez Bankası artık kartlarını belirledi. Bu dolara müdahale hiçbir zaman tasrif ettiğimiz bir olay değil. Fakat Merkez Bankası'nın da kendi düşünceleri var herhalde. Dolara müdahale oluyor. Dolara müdahale oldukça dolar yukarı basmaya devam ediyor. Çünkü Merkez Bankası'nın eli açık arkadaşlar. Merkez Bankası'nın eli açık. Bu da bütün spekülatif oyuncuları zaten Türkiye piyasasını yönlendirmiş durumda. Herkes bu eli bildiğinden dolayı Merkez Bankası'na şu an yükleniyor arkadaşlar.
yüklendikçe de piyasalardaki şoklar durmak bilmiyor. Merkez Bankası da bunların üstüne gidiyor. Elbette ki bir Merkez Bankası'nın bir planı vardır diye düşünmekteyim. Fakat bu planı nasıl olacak onu da merakla bekliyorum arkadaşlar. Benim Merkez Bankası'ndan anladığım faiz indirimlerine devam etmesi, burada ısrarcı olması cari açığı düşürme amaçlı. Yani piyasayı ucuzlatıp Welcome to Turkey demek istiyor. Yani Welcome to Turkey derken yaza doğru arkadaşlar bu ucuz piyasada ülkeye çok sayıda turist çekebilme umudu var. Turistler sayesinde de ülkeye dolar bulma ihtimali var. Tabii bu zaman zarfında Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi bir zaman var. Önümüzde de böyle bir zaman var. Böyle bir zaman içerisinde bakalım piyasaları nasıl yukarılarda tutmayı başaracaklar. Bunu ben de çok merak ediyorum. Tabii bu arada turist bu dönemde gelmeyeceğine göre ve çiftçiler bu dönemde ancak serada üretim yapabileceklerine göre enflasyonu nasıl tutabilecekler? Bunu çok merak ediyorum. Ben de sizlerle birlikte piyasayı bu şekilde takip ediyorum arkadaşlar. Ama bu kısa zaman zarfı içerisinde bu iş Katar'la böyle bağ ile olacak gibi gözükmüyor. Piyasa bunlara hiç hoş şekilde bakmıyor arkadaşlar. Bunu da bilmek lazım. Pazartesi borsa nasıl başlar demiş İzzet Can'dan. Pazartesi borsalar büyük bir ihtimal düşüşle açılacak yani arkadaşlar. Umalım ki çok sert bir şekilde daha siz elinizi tuşa koymadan gene sert bir şekilde aşağı yönlü açmaz diye umut edelim. Fakat son kapanışlarda hiç iyi olmadı arkadaşlar. Borsayı takip eden arkadaşların çok dikkatli olmalarında fayda var. Verdiğim borsa ile ilgili rakamları da dikkatli bir şekilde takip etmenizde fayda var. Dolar 17 olunca satsak demiş. 17'yi geçince dolar almak mantıklı mı? Evet, direnç bölgeleri geçilince almak veya bu bölgelere geçileceğine inanırsanız almak olabilir. Tabii riskli. Her zaman desteklere yakın bölgelerden alım yapmak daha faydalıdır arkadaşlar. O yüzden destekler alım her zaman alımdır. Dirençler satış bölgeleridir. Tabii kırılmadıkça ve geçilmedikleri sürece. BIST 30'da yön ne olur hocam? BIST 30'da da yön yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla Seyit orada da aşağı yönlü devam edecektir diye düşünmekteyim. Tabii benim düşüncem arkadaşlar, sizler de gene kendiniz takipte kalın. Ömer Kıyak, dolar 17 olunca satsak, bunu okuduk. Tuncay, dün arkadaşım gramı 1020 TL'den 230 bin TL'lik gram altın aldı. Aracını satıp sizce iyi yaptı mı? 1020 TL'den. Fiziki altın aldı zannedersem Tuncay. 1020 TL'den. Fiziki aldıysa uzun vade düşünüyordur. Tabii ki bu verdiğim gram altında özellikle seviye altında bir kapanış olmadığı müddetçe elinde tutabilir. Yukarıdaki seviyeleri takip edebilir. 881 TL altında bir kapanış olmadıkça elindeki altınları tutmasında bir sakınca yok diye ben düşünmekteyim. İlk etapta 1100 TL'ler civarına doğru giden, çünkü bir gram altın izleyebiliriz. Aylin Sever, TL'de kalanlar acaba ne yapsınlar demiş Aylin. TL'de kalanlar maalesef ki cesaretli olamıyor. Destekleri devamlı veriyorum. Bu desteklere aslında geliyor. Bu desteklerden tabii sizler cesaret edemiyorsunuz. Çünkü rakamlar çok yukarıda olduğu için bu desteklerden maalesef ki alamadığınız için öyle bakıp duruyorsunuz. Ama gerçekten Aylin, almak da zor yani. Gerçi bu seviyelerden almak da zor. Cesur olmak, bakın arkadaş ne yapmış? 230 bin TL'lik 1020'den altına girmiş. Bu bir risk arkadaşlar. Buradan geri dönüşler de olabilir. Yukarı gidişler de olabilir. Geri dönüşlerde tabii panik yapmamak ama uzun süre bekleme olasılığı da oldukça fazla. Bunları da bilmenizde fayda var. Erkan, Merkez Bankası 14 civarında 4 kez müdahale etmişti diyor. 17 civarına tekrar müdahale gelir mi? Vallahi Erkan, volatilite fazla olunca Merkez Bankası müdahale ediyor. Fakat korkunç bir şekilde altlardan dolara alımlar geliyor. Dolara alım geldikçe de
Maalesef ki Merkez Bankası bile buna müdahil olamıyor diye düşünmekteyim. Nereye kadar eldeki dövizlerle nereye kadar müdahale olabilir? Zaten dövizlerin kısıtlı dövizin elimizdeki diyeyim kısıtlı dövizin olduğu alanda belli. Elimizdeki dövizin de spekülatörler ne kadar olduğunu biliyorlar. Bildikleri için de maalesef ki yükleniyorlar arkadaşlar. Bunlar yüklendikçe de işte bu şekilde maalesef bizler seyredip bakıp kalıyoruz arkadaşlar arkasından. Böyle çok sert bir şekilde. Bu da bizim iç piyasada benzin fiyatları olsun, gıda fiyatları olsun. Fiyatları zaten hepiniz görüyorsunuz. Asgari ücret 4.250 lira oldu. Hemen 2 gün sonra her şeye gene zam geldi. Dolardaki bu hareketlerle evet, başkan demiş Ayşiçek ya grafiği yaptı mı demiş Mustafa. Ayşiçek grafiğini halk yapıyor zaten marketlerde. Uzun vadeli dolar kazanır mı hiç dolar almadım demiş. Valla ben de hiç dolar almadım. Yani dolar aldım da ben arsada şu an yatırımlarım arsada değerlendiriyorum arkadaşlar. Ömer Kıyak. Hocam dolar 17 olunca satsak demiş. Satsak olur mu olur mu? Yavuz Çetin. Skynet T800 ayılardan biri sağlam satış yapsa zincirleme satış tetiklenmesi olacak ve yeni alım fırsatı verecek demiş. Evet, bir zincirleme satış halinde mutlaka ki bakın bu verdiğim destekler sizler için bir hayat kurtarıcı, pozisyon kurtarıcı durumlar doğuracaktır. Mutlaka bu desteklere riayet edin arkadaşlar. Erhan dolar dinlesin demiş. Şenol abi ben gram altın alayım ya da dolar alayım demiş sormuş. Şenol abisine sormuş. Mustafa ons gümüşte beklentin nedir demiş. Ons gümüşte beklentim 24.41 kısada. 21.42 21.54 aralığı bizler için artık bir dip seviye. İlk hedef 24.41 kısada 26.27'ye doğru yukarı yönlü hareketler. Asıl sert hareketlerin başlayacağı seviye belli. Bu seviyeye geldiğinde bunu tekrardan videoda zaten belirtirim. Ama ons gümüşte yön yukarı olacak arkadaşlar. Selçuk Avşar altın ne olur demiş. Altını açıkladık. Gram altın mı ons altın mı? Ons altında 1840-44 seviyesine doğru hedefim hala devam ediyor. Orada yön yukarı. Gram altında da 881 destek bölgemiz. 1100 TL'de bu 881 desteği kırılmadığı müddetçe hedefimiz. Başkan altında destek 881 mi demiş Mustafa? 881 Mustafa evet. Gram demiş. Gramı anlattık. Gram altını tekrar anlatalım. 881 destek 1100 TL şu an için hedef bölgesi kısada. Kırılırsa yukarı yönlü 1230 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Emre Altuğ Mine Coin analiz yapar mısınız demiş. Emre Mine Coin yok şu an bende. Yalnız Bitcoin analizi yaptık. Bitcoin'de yön 42 bin dolar seviyesi. Buraya doğru hedefimiz var. Bekliyoruz. Altın euro aldım ama yine de TL'de pusuda bekliyorum. İçimde bir umut var demiş İzzet. Sinan Köse. Pazartesi dolar euro kur tahminimiz. Pazartesi günü yön hala yukarı devam edecektir diye tahmin ediyorum Sinan. Dolarda da euroda da. Dolarda mutlaka bu verdiğim 15-30 desteğini takip edin. Bu destek üzerinde kalındıkça 18-91 ilk kısadaki hedefimiz. Euro'da ise bizler için takip etmemiz gereken 17-18, 17 lira seviyesi kuvvetli destek bölgemiz. Hedef bölgesi olarak da 21-30 TL. Umut yolcusu başkan bugün Bahçeli patladı demiş. İş dünyasına dolara etkisi nedir? Arkadaşlar iş dünyasına kimse patlamasın. İşverenlere de kimse patlamasın. İşverenler de aynı işçiler gibi bu zor durumda. Maalesef ki onlar da zor durumda. Tamam hepsi için aynı şeyi söylemek zor ama zor durumda olan işverenler de oldukça fazla. Onlar da uzun süre dükkanları kapalı kaldı. Piyasalar zaten kendine gelemiyor. Hiç kimsenin işverene ve işçiye söyleyecek bir lafı olmaması lazım. Şu an ekonomiyi işverenlerle işçiler yönetmiyor maalesef. Bahçeli ekonomiyi yöneten Bahçeli, Sayın Bahçeli.
kimseye bir şey söylemesine gerek yok. Gereği neyse yapması lazım. Bu türden konuşmalar piyasaları geriyor arkadaşlar. Piyasaları gerici hareketlerden uzak durmakta, işverenlerle bu şekilde konuşmalar yapılmaması gerektiği inancındayım. Teşekkürler demiş Mustafa Turan. Sağ ol Mustafa, ben de teşekkür ederim. Erhan 881 destek 1100. Aynen o şekilde Erhan. Aykut hocam faiz artar, çok güçlü müdahale gelirse geri çekilme olur. Evet, faiz arttırımı, ani bir faiz arttırımı kararı gelir ise piyasalar arkadaşlar evet güçlü bir şekilde geri çekilme olur. O panikle birlikte satışlar da başlayabilir. O yüzden diyoruz ki bu destek seviyeleri sizlerin bir sigortası. Bu destek seviyeleri mutlaka aklınızın bir köşesinde olsun ki geri çekilmeler, böyle ani faiz artırım kararları veya piyasada gelişecek olumlu haberlerle zor durumda kalmayın. Kendinizi korumaya alın. Sizce kırılır mı demiş. Şu politikayla kırılmaz, zor Tuncay. Pazartesi beklentiniz, kur beklentiniz. Pazartesi günü kur beklentim kurlarda. Döviz kurlarında pazartesiyle birlikte yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Evet, herkes pazartesiyi sormuş. Pazartesi benim beklentim yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde. Cihan Çelik 1100 seviyesi bu hafta gelir mi sizce? Valla biz haftalık bekliyoruz. Cihan haftalığa bile kalmıyor. Saatlik geliyor. O yüzden piyasaları takip edeceğiz. Tabii geçen haftalardaki gibi hızlı hareketler bu hafta gelmeyebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Çünkü biliyorsunuz geçen haftalarda Fed vardı. Fed'in faiz açıklaması, Merkez Bankası derken piyasalar tabii daha bir hareketli oldu. O yüzden bu hafta bu kadar hızlı hareketler olmayabilir arkadaşlar. Pazartesi dolar açılışı yukarı yönlü olacaktır diye düşünüyorum. Milli adam helal sana demiş. Dolar yardımcısı. Bahçeli'ye milli adam demiş Erhan. Helal sana dolar yardımcısı demiş. Özkan Irmak, pazartesi dolardan, pazartesi. Arkadaşlar pazartesi ile ilgili beklentimi söyledim. İyi yayınlar, teşekkürler. Evet. Bu arada arkadaşlar katıl butonundan üyeliklere yapabilirsiniz. Katıl butonunda 15 kişi olduk. 100 kişi olunca katıl butonunda şey yapacağız biliyorsunuz. Birlikte artık katıl üyelerine özel olacak. Kapalı platformda olacak. Buradan gene al sat yerlerinde kapalı platform olduğu için, yani dışarıdan etkilenme olmayacağı için burada katıl butonundan üye olan arkadaşlara özel yayınlar olacak. O yüzden katıl butonuna 100 kişi olmayı bekliyoruz. Bakalım bunu tamamlayabilirsek oradan sizlerle birlikte güzel yayınlar, güzel destek ve direnç noktalarını da paylaşacağım katıl üyelerine. Bunlar da kendileri için iyi olacaktır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Evet, şu an beğen tuşumuz çok az arkadaşlar. 180 beğenimiz var. Kanalımızı şu an 380 kişi izliyor. Demek ki bu izleyenlerin yarısı beğen tuşuna dokunmamış. Katkılarını bekliyorum arkadaşlarım. Evet, beğen tuşunu bir hoplatalım hep beraber. Evet. Nadir Akın demiş. Teşekkürler Selçuk. Sürpriz faiz arttırımı gelir mi demiş. Şu an için biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşüncesinde böyle bir şey yok. O yüzden faiz arttırımı gibi bir olay beklemiyoruz. Hocam demiş. TL'de kalanlar ne yapmalı? Bununla ilgili söyledim. Destekler takip edilecek. Bu desteklere yakın yerlerden olabilir. Evet, İzzet katıl butonundan kanalımıza üye oldu. İzzet'e hoş geldin diyoruz. Teşekkürler İzzet. Evet arkadaşlar, katılda 17 kişi olduk. 100'e yaklaşıyoruz. Az kaldı biliyorsunuz. Evet, ayrıca katıl üyelerinin sorularını da ayrıyetten cevaplayacağım arkadaşlar. Çünkü katıl üyeleri kanala katkıda bulunan üyeler oldukları için onların ayrıcalıkları olması lazım. 300 milyon dolar demiş Nadir Akın. Ozan Büyük. Küçük altında makas neden bu kadar açık? Altında makas, gram altında herhalde yazacaktın. Gram altında makas neden bu kadar açık?
Arkadaşlar bankalar makas aralıklarını yüksek volatilite olan durumlarda kendilerini korumaya alabilmek için maalesef ki çok fazla yükseltiyorlar. Fakat bunlar ne kadar etik, bunu düşünmek lazım. Bu hareketlere bence BDDK'nın bir el atması şart. Çünkü insanlar satmak istiyor fakat makas aralıklarını çok fazla yükselttikleri için satacak olan satış yapamıyor, alacak olan da alım yapamıyor. Bu da insanların mağdur olmasına sebebiyet veriyor maalesef. Sarp Yılmaz dolar 2 lira, 2 lira olacak demiş. Oo. Çok sert bir yorum yapmışsın Sarp. 16.31'den aldık. Çin tatile girecek. Millet dolar gönderecek. Toplamalar devam eder mi? Piyasaya düşer mi? Evet. Güzel bir soru. Ferdi'ye bu konuya değinmiş. Bu konuyu unutmuştuk arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunu da unutmayın. Avrupa piyasaları artık Noel tatiline girmeye başladı. Bu piyasalarda volatilitenin düşmesi anlamı taşıyabilir. O yüzden evet Ferdi teşekkür ediyorum. Güzel hem de bilgilendirici bir yorum yazmışsın. Bunun için de sana teşekkür ediyorum. Ferdi'nin dediği gibi Avrupa piyasalarının tatile girmesi, Avrupalıların artık Noel tatiline girecek olmasından kaynaklı olarak volatilite düşebilir. Merkez Bankası da bunu fırsat bilebilir arkadaşlar. Çünkü düşük fiyatlarla dolara müdahaleler edebilir. Bu da volatilitenin düşük olmasından kaynaklı olarak dolarda aşağı yönlü hareketler yaratabilir. O yüzden çok çok dikkatli olunması gereken gene bir hafta ve ay sonuna doğru, yılbaşına doğru yaklaşıyoruz. Bu dediğim gibi destekler önemli. Destekleri hiçbir zaman unutmuyorsunuz ve bu destekleri haftalık olarak zaten günlük olarak da paylaşıyorum. Mutlaka bir yere not alıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sence yükselir mi demiş Burak. Bence yükselişte açılacak ama bakalım arkadaşlar. Gene de takip edeceğiz. Al sat artık zorlaştı. Banka makasları. Maalesef ki banka makaslarından kimse ne alım yapabiliyor ne de satım yapabiliyor. Bu bir iğrenç bir durum haline gelmiş durumda. Swap anlaşmaları 22 TL'denmiş. Doğru mu acaba? Bunlar yalandır arkadaşlar. Yani bunlara inanmayın. Böyle bir açıklama zaten piyasaya vermezler. Burada swap anlaşmaları demek takas demek. Swap bir nevi takas demek. Yani sizden TL alıp karşılığında size dolar, euro bunlar karşılıklı takas ediliyor. O zaman bu swap'ın günü önemli. Swap günü geldiği zaman arkadaşlar sizdeki enflasyon oranınız ne kadarsa, faiz oranınız ne kadarsa siz bu faiz oranından geri ödeme yapıyorsunuz. Karşı tarafında faiz miktarı ne kadarsa onlar da gene o miktar üzerinden paralar tekrardan el değiştiriyor. Takas oluyor yani. Anlayacağınız bu. Burada 24 lira bir fiyat gibi bir şey önerilmesi bence söz konusu değildir. Ama teknik açıdan baktığımız zaman gene biz kısada 21 TL önemli bir seviye. Burası da kırılırsa maalesef ki dolarda 30 TL'nin önü açılacağı şeklinde yorumumuz var. Bu yorumumuzu da hala koruyoruz. Bu alt seviyeler kırılmadığı müddetçe bu maalesef ki o rakamları da görme olasılığımız yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla mevcut. Dolar alınır mı demiş şu anki durumunda. Sarp dolar alınır mı şu anki durumunda? Bu sizin bileceğiniz bir iş. Dolar alınır mı onu bilmiyorum. Verdiğim destek ve dirençleri takipte kalacaksınız. Risk almamak tamamen sizin elinizde. İyi yayınlar demiş Fatih Kürşat. Fatih hoş geldin. Teşekkürler. 996 liradan gram aldım. 24 aya doğru mu yaptım demiş Fatih. Gram altın 880 TL altına düşmediği müddetçe evet 1100 TL hedefi mevcut. Ama bu 880'i sıkı bir şekilde takipte kalacaksın Erhan. 880'den alın demiş Erhan. Nedim altın alınır mı demiş peki. Evet destek noktaları ve hedef noktalarını verdim. Alıp almamak artık sizlere kalmış bir şey arkadaşlar. Bunun kararını sizler vereceksiniz. Bunun kararını biz böyle açık yayında veremeyiz. O yüzden diyoruz ki katıl butonunda 100 kişi olabilirsek buradan katıl üzerinden bu türlü sadece kendi aramızda yayın yapabiliriz. Onun haricinde bu açık herkese açık yayınlarda bu şekilde yayın yapamıyoruz maalesef.
Mustafa, dolar nereye gider demiş. Dolarda hedefleri verdim Mustafa. Dolarda kısada 18.91, onun üzerinde 21.14 yandı. 15.30 üzerinde kaldıkça 18.91 ilk hedef, onun üzerinde de 21.14 TL seviyelerine doğru giden maalesef ki bir dolar kuru izleriz. 20 lira üzerinde de maalesef ki dolar-TL kurunda artık çok sert kopuşlar olur. Zaten devalüasyon sürecini yaşıyoruz arkadaşlar. Devalüasyon süreci, bakalım paramızı ne kadar devalüe edecek, daha ne kadar aşağı yönlü hareketleri başlatacak. Onu biz de sizlerle birlikte teknik analizi yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışıyoruz. Emeklilerin intibak zam mı gelir mi demiş. Lütfen unutmayınız. Evet, emeklilerle ilgili de biraz konuşalım. Cemal Bey'in sorusunu yanıtlamaya çalışalım. Emekliler için arkadaşlar bakın, emekli maaşlarında yüksek ücret alan emeklilerimiz var. Süper emeklilerimiz var. Şimdi %50'lik zam, 1500 lira alan emeklilerimiz de var. Bu %50'lik zam oranı mutlaka düşük ücret alan emeklilere yansıtılmalı. Bu yukarıya yönlü kademeli bir şekilde yapılmalı şeklinde düşüncem var. Mesela az emekli maaşı alanlara mutlaka %50 veya üzerinde bu maaşlar yansıtılmalı ki yukarı seviyelerden emekli maaşı alanlara yaklaşılabilsin. Uçurum çünkü çok fazla. Şimdi 10 bin lira maaş alana da geçen Emekliler Derneği'nin başkanının konuşması vardı. 10 bin lira maaş alan %50 alırsa zaten maaşı otomatik 15 bin lira olur şeklinde. Buna ben de katılıyorum. Yüksek maaş alanlar lütfen beni yanlış anlamasınlar. Çünkü bu ülkede gerçekten 1500 lira maaş alan emekliler var. 2000 lira, 3000 lira alan emekliler var. Bir an önce onların maaşları da asgari ücret, en azından asgari ücret seviyesine çekilmesi gerekli diye düşünmekteyim. Kademeli bir şekilde alttan yukarıya doğru %50'den yani aşağıya doğru emeklilere zam yapılması gerekliliğini düşünen kişilerden biriyim. İnşallah da yapılır bu şekilde arkadaşlar. Ons ne olur? Dolar, euro, parite ne olur demiş. Arslan. Aslan altının onsunda 1844 dolar hedefim var. Dolarda verdiğim seviye 15.30 üzerinde kalırsa kısada 18.91 hedefimiz var. Paritede de pariteye bakmadım doğrusu. Pariteye bakıp bununla ilgili de gene bir video yaparız. Emeklilere %40 yapılacakmış ama kademeli olursa iyi olur demiş Mustafa. Aynen Mustafa, aynı asgari ücrete yapılan zam miktarında emeklilere zam yapılması lazım. Fakat aşağıdan düşük emekli maaşı alanlar için ayrı bir formül uygulanması şart diye düşünmekteyim. Stagflasyon değil demiş, monetaryuma gidilecek. Böyle gidersek Erhan zaten stagflasyona yakın zamanda gireriz maalesef. Nilgün Cangaz, pazartesi demiş, fiziki altın mı yoksa gümüş mü almak mantıklı demiş. Arkadaşlar fiziki sevenler, bilezik takı şeklinde bu tür takıları sevenler tabii ki fiziki alsın, kuyumculardan fiziki alabilir. Fakat şimdi ben bu konuda düşüncemi söylemeyeyim. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biz bankadan dediğimiz zaman bu sefer kuyumcular isyan ediyor. Doğrudur. Kuyumcuların da iş yapması lazım. Kuyumculardan da olabilir. Fiziki de olabilir bu iş. Banka üzerinden de olabilir. İkisi de aynı iş arkadaşlarım. Düşük maaşlılara seyyanen zam olma ihtimali var demiş Mustafa. Evet, düşük. Evet, bu arada bir üyemiz daha geldi. Army grubumuza katıldı. Evet, Army grubumuza hoş geldin. Evet arkadaşlar, sizleri de bekliyoruz. Katıl butonundan üyeliklerinizi bekliyoruz. Şu an 18 kişi olduk bile. 100'e tamamladığımız zaman sadece tabii bu katıl üyelerine özel videolarımız olacak arkadaşlar. Adem altın hesabı arttırayım diyorum. Banka makası çok derin demiş. Evet, banka makasları maalesef ki çok derin. Mart'ta dolar 14, faiz 18 beklentim demiş. 14 TL beklentim demiş, faiz 800.
Valla soruyu tam anlayamadım ama Erhan. Mart'ta dolar 14 faiz 800 beklentim demiş. Evet, İzzet katıl üyesi İzzet arkadaşımızın sabit kur rejimine geçilebilir mi? Evet, böyle bir ihtimal var. İzzet sabit kur rejimine geçilebilir. Yani kur rejimi değişebilir. Biliyorsunuz biz önceden sabit kur rejimin dedik ama bunun da bir sonuç getireceğini ben düşünmüyorum. Çünkü sabit kur rejiminde de 94 krizleri gene bu sabit kur rejimi vardı. Onlar daha da bir kötü oluyor. En güzeli dalgalı kur sistemidir. Bence bu dalgalı kur sisteminden vazgeçilmemesi en iyisi. Bu işin dönüşü yok demiş seçime kadar demiş Tahir. Bu işin dönüşü yok seçime kadar demiş Tahir. Aslıcan iyi yayınlar dolardan yüksek kar edildiğinde bozup TL'ye mi geçmeli yoksa dolarda mı kalmalı? Bir de cuma günü 17'den kısa vade için yüksek miktar dolar aldım. 17'den yüksek çok tepeden almışsın. Yüksek miktar dolar aldım. Çok mu demiş. Vallahi şimdi biz 17'den yüksek miktardan dolar alanlar için diyoruz. Fakat bir saat sonra baktığımız zaman 17 doların geçilmiş olduğunu görüyoruz. Şu aralar bunun için saçma demek de zor. Bir volatiliteyi izlemek lazım. Ama yukarıdan dolar alan arkadaşlar mutlaka 15-30'a dikkat etsinler. Bu 15-30 kırılmadıkça 18-91 daha hedefi devam ediyor dolar TL'nin. Susayan Su gene katıl üyemiz arkadaşımızın sorusu var. Pazartesi altın düşer mi demiş. TL'de kaldım demiş Susayan Su arkadaşımız. Pazartesi günü altın düşer mi? Ons altın mı gram altın bazlı mı soruyorsun? Bu da önemli çünkü. Eğer gram altın diyorsan dolarda herhangi bir düşme ons altında da yukarı yönlü bir hareket beklediğimize göre yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmekteyiz. 949 TL civarından bir kapanış oldu. Bizim gene bakalım burada bizim takip etmemiz gereken 907 destek var. 928 desteği var. 970 desteği var. Direnci var. En yakın destekler 928 ile 907 ve 885. 3 tane destek var arkadaşlar. Bu hafta bu destekleri takip edin. Bu desteklerin zaten altında alımlar gelirse buralardan yakalayabilirseniz neden olmasın diye sorabiliriz. Evet, bu arada katıla üye olan arkadaşların hepsine çok teşekkürler. Ayrıca arkadaşlar süper chatimiz de açıldı. Süper chat'ten de katkılarınızı bekliyoruz. Buradan sticker ve katkılarınızı da sunabilirsiniz. Ahmet altın almak dolar çok şişti demiş. Alınır mı demiş. Çok şişkin. Evet, piyasalar çok şişkin ama destekler. O yüzden mutlaka bu destekler tekrarlayayım arkadaşlar çok önemli. Çünkü gram altın yatırımcıları 881'i mutlaka takip edin. 881 önemli. 881 seviyesini takipte kalın. Bu 881 desteği aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe herhangi bir pozisyonlarınızı değiştirmeye gerek yok. Ons altında 1780 önemli. Burada da gene pozisyon değiştirmeye gerek yok. Onun haricinde gram gümüş 11.04 önemli. Bu aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe pozisyon bozmaya gerek yok. Ons gümüş 21.50 altına gitmedikçe pozisyon bozmaya gerek yok. Dolar TL 15.30 altına gitmedikçe pozisyon bozmaya gerek yok arkadaşlar. Evet Samet, dolar alınır mı? Evet Samet, dediğim gibi bu verdiğim seviyeler önemli. Bu seviyeleri takip ederseniz zaten bu seviyeler önemli seviyeler. Bu verdiğim desteklerin altı kırılmadığı müddetçe alınabilir. Ama bir yerden de bu destekler kırılırsa mutlaka tedbirinizi alın arkadaşlar. Uzak durmanızda fayda var.
Mutlaka bunları unutmadan şey yapın, takipte kalın. Evet, dolar TL'yi açıkladık canlı yayınımızda. Sterlin almak isteyenler 20-26 üzerinde kaldıkça 25 hedefli. Euro 17 üzerinde kaldıkça 21 hedefli. Bakın destekleri ve hedeflerini vereyim. İMKB 100. Borsa takip eden arkadaşlar 1962 seviyesini mutlaka takipte kalsınlar. Buraya doğru aşağı yönlü hareketlerin devam edeceği düşüncem mevcut. Gram altında 881-1100 aralığı beklentimiz. Ons altın gene 1840-1780. Gram gümüş 11.04-13.52. Ons gümüşte de 21.42-24.40. Bunlar beklentiye olan yerlerimiz. Mehmet Gültekin iyi akşamlar demiş. Cuma günü TL'ye geçtim. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar bununla ilgili bakın söylüyorum. Bu verdiğim seviyeleri takip edeceksiniz. Başka yapacağınız bir şey yok. Çünkü artık çok yükselmiş bir piyasa. Bu piyasada da al sat kararlarını mutlaka kendiniz vermeniz lazım. Gram altın ve gram gümüşte %100 kârdayım. Çıkmak mı beklemek mi mantıklı başkan? Bence bu verdiğim destekleri beklersen daha mantıklı olabilir gibi. Bu destekler kırılırsa ayrılabilirsin yani. Bu şekilde ayrılmak daha uygun olur. Evet, Aydın kanalımıza hoş geldin. Evet, Aydın da katıl butonundan kanalımıza hoş geldi. Evet, 19 kişi olduk bir arkadaşlar katıldı. Evet, 100'e az kaldı. Bülent, Alpkar'ı tanıyor musun demiş. Alpkar, yok tanımıyorum arkadaşım. Bülent. Alpkar kim? Yok tanımıyorum Bülent. Evet arkadaşlar, Fed'in yaptığı açıklamaları da dinlediniz. Fed'de biliyorsunuz enflasyonun artık kalıcı olacağını kabul etti. Bunun metinlerine de yansıtmış oldu. Burada zaten sıkıntımız dolar ve altın tarafında zaten sıkıntımız bu. Bu kadar emeğinize karşı ücretli bir üyelik olur mu hocam demiş. Zaten ücretli değil Fatih. 10 lira 10 lira bir bunu zaten çok düşük tutuyoruz. 10 TL gibi kanala bir katkı olarak düşünebilirsiniz. Bu zaten 10 lira. Yani şu an için 10 lira artık büyük bir para olmuş değil. Adem Erden selam demiş. Selam Adem. Evet. Senin gibi harika bir adam. Adam hız parkuruna girdik diyor. 24 dolar çanak antene dokunacağız diyor. Bülent Eroğlu. Alpkar. Alpkar da mı şey yapıyor? Ekonomi yayını mı yapıyor? Hiç denk gelmedim ama bakayım bir takip etmeye çalışayım. Benim burada takip ettiğim güzel yorumları olduğunu düşündüğüm Before the News kanalındaki abimiz var. Ben onu zaman zaman takip ediyorum. Onun yaptığı yorumlar güzel arkadaşlar. Onun yorumları hoşuma gidiyor. Takip etmeyen arkadaşımız varsa da Burak Arslan'ı takip edebilir Before the News kanalında. Gerçekten güzel analizleri olan bir abimiz, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz diyelim. Yaşını tam bilmiyorum. Belki de benle yaşıttır. Ama güzel. Onu da takip edebilirsiniz. Borsada çıkanlar dolara yatırım yapabilir deniyor. Doğru mu? Aynen doğrudur. 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 Çünkü borsamızda maalesef dolar ters orantılı. Doların yukarı gittiği bir yerde borsamız aşağı iniyor maalesef ki. İkisi birbiriyle orantılı olduğu için borsanın daha düşeceğini düşündüğümüze göre arkadaşlar doların da çıkacağını düşünüyoruz ki böyle bir yorum yapıyoruz. Hayırlı akşamlar demiş Umut. Hayırlı akşamlar Umut. 470'lerden altın aldım. Bu sıralar bozayım mı beklesin mi biraz daha teşekkürler demiş. 470 bak Umut yapman gereken çok basit. 881 TL üzerinde kaldıkça bozmana gerek yok. Tabi biraz kârdan riayet edebilirsin, feragat edebilirsin. Ama çok açık bak 880 TL bu hafta 880 TL'yi takip ediyoruz. Bu 880 TL üzerinde gram altın durdukça 1100 TL ana hedef bölgesi kısada. Yani bunun altına gelmedikçe satış yapmak mantıklı değil bence. Ama 880 TL bunu tabi bilemeyiz. Bizim için biz teknik olarak bakıyoruz.
Temel açıdan da baktığımız zaman enflasyonla faiz oranındaki aralık çok fazla. Sırf bu bizde değil yani dünya geneli üzerinde baktığımızda biz gene fazla faiz veriyoruz. Ama dünya genelinde baktığımız zaman buradaki fark marjı çok fazla. O yüzden de bu ilerleyen dönemlerde yatırımların altın tarafına daha fazla kayacağı yönündeki düşüncemiz de devam ediyor. O yüzden bu destekleri o yüzden veriyorum. Kuvvetli destekler. Bunların üzerinde kaldıkça biz bu altına düşecek diyemeyiz. Sizler de verdiğim rakamları mutlaka takip edin. Dış borç ödemelerimiz ne kadar acaba demiş sene sonu. Ömer bunu hesaplamak lazım. Yıl sonu ödemelerinin çoğu zaten şu an yapılıyor. Toplu alım yapan şirketler büyük bir ihtimalle kurda bu kadar oynaklık yapıyor diye ben düşünmekteyim. Halkın çünkü alacağı dolarla bu kadar oynaklık olmaz. O yüzden dış borç ödemeleri şirketlerin devam ettiği sürece dolarda da yukarı yönlü hareketler devam edecektir. 9.70'ten altın aldım. Zarar eder miyim bu saatten sonra? Erol risk de almışsın. Risk aldığın için 880 altında kapanış olmadıkça bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok. 880 altında kapanış olursa da pozisyonuna vedalaşmasını bileceksin ki bu sefer de aşağıdan alıp gram miktarını arttırabilirsin. Bakın arkadaşlar düşüşlerde üzülüyorsunuz. Paranız eriyor diye. Fakat elinizdeki gram miktarınız aynı olduğu müddetçe, elinizdeki dolar miktarınız aynı olduğu müddetçe zarar etmiş sayılmıyorsunuz aslında. Fakat bazı seviyelerde vedalaşırsanız geri dönüşlerde de kar edebilirsiniz. Nasıl kar edeceğiz diyeceksiniz. TL bazında paramız değer kaybetmiş olmuyor mu diye soracaksınız. Oluyor. Fakat bu sefer de dolar arttırma imkanınız, gram altın arttırma imkanınız olacağından dolayı burada gene zarar etmiş olmuyorsunuz. Düşüşlerde de kar edebilirsiniz. Bunu da unutmayın. İlk sorduğum soruya da cevaplar mısınız demiş. Dolardan yüksek kar ettim. Bozmalı mı? TL'ye mi geçmeli? Dolarda kalmalı mı? Aslıcan, verdiğim rakamları mutlaka takipte kalın. Bu rakamların altında kapanış olmadıkça hala dediğim gibi yukarıya çıkma olasılığı oldukça yüksek. Merkez Bankası herhangi bir faiz artırımına başlamadığı müddetçe dolar-TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali oldukça yüksek. Reformlar olmadığı sürece dolar-TL kurunun yukarı yönlü hareket etmesi oldukça yüksek. Piyasaya sürülen, basılan, merkez bankalarının bastığı paralar eşit bir şekilde alt tabakaya ve orta tabakaya dağıtılmadığı müddetçe dolar-TL'nin yukarı çıkma ihtimali oldukça yüksek. Bunlar değişmediği sürece aşağıları maalesef ki kimse düşünmesin. Pazartesi piyasa açıldığında dolar ve gram altında net yükseliş beklentiniz var mı demiş İlker Cansuar. Arkadaşlar net diye bir şey olur mu? Bu piyasalarda hiçbir şeyin neti yok. Pazartesi piyasa açıldı. Hadi şimdi yukarı. Tabii şu an için alt destekler kırılmadığı müddetçe benim yukarı yönlü hedeflerim devam ediyor. Ama bir haber geldi. Merkez Bankası faiz arttırdı. Net diye bir şey olabilir mi? Yatırımcıysanız piyasalarda gözünüz kulağınız olacak. Anlık son dakika ekonomi haberlerini de mutlaka takipte kalacaksınız. Ben demiş 1 dolar bozmuyorum demiş Bülent Eroğlu. Alpkar rakam veriyor. İnan gece yatarken de rahatım. Hedef kızıl elma 24.50'de bozarım demiş. Hayırlısı olsun. Şimdi ben nereden alıp nereden satacağınıza bir şey diyemem Bülent. Onlar sizin artık kendi kararınız arkadaşlar. Gold 1700 is the bottom, silver 20 is bottom. Why hold demiş İsmail Celanek. Yabancı bir arkadaşımız zannedersem. Evet, altın 1700'e gidecek diyor. Gümüş 20'ye. Evet. Gümüş ne olur? Pazartesi kaçırmış olabilirim. Düşüncen nedir diye sormuş. Gümüşü anlattık. 11.04, 11 lira 04, 11 lira diyelim. Biz buna gram gümüş destek. 13 lira 52 kuruş şu an için hedef bölgemiz gram gümüşte. Ons gümüş 21.42 üzerinde, 21.50 üzerinde kaldıkça kısada 24.41 hedef seviyemiz hala devam ediyor. Gram altın için ne düşünüyorsun? Gram altında yukarı yönlü hareketler 880 üzerinde durdukça 1100 dolar seviyesine doğru devam edecek diye düşünüyoruz. Evet. Taner.
Seda, dolar bir anda düşer mi demiş. Seda bir anda zor, biraz düşmez. Merkez müdahale ederse olabilir, bir anda düşebilir, evet. Umutcan, elimde biraz nakit var demiş. Onun içinde altın alınır mı demiş. Evet, Fatih Kürşat yayınımıza katkıda bulundu. Çok teşekkürler Fatih. Fatih bizim zaten eskiden beri arkadaşımız. Ben Fatih'le daha öncelerden de yazışıyordum. Fatih, seni tanıyorum zaten. O yüzden tekrardan hoş geldin sana diyeyim. Burada yorum yazan arkadaşların hepsini yazdıkları yorumlardan zaten tek tek tanıyorum arkadaşlar. O yüzden de hiçbirinizin bazen yorumlarını kaçırmış olabiliyorum, okumamış olabiliyorum. Bana gönül koymamanızı, hakkınızı helal etmenizi de sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Fatih'le de yanılmıyorsam gümüş analizlerimiz vardı, değil mi Fatih? Evet, gümüş analizlerimiz olması lazım. Onunla da güzel gümüş yorumlarımız, güzel karlarımız olmuştu Fatih'le. Hükümet düşer, dolar düşmez demiş Recep. O kadar siyasiye girmeyelim Recep. O kadar siyasi bizim işimiz değil. Biz yatırımcıyız arkadaşlar. Bizim yatırımcı olarak çelik gibi sinirlerimiz olması lazım. Tabii siyasi yönden piyasaları takip etmemiz şart. Çünkü piyasaları artık özellikle Türkiye ekonomisini maalesef siyasiler belirlediği için siyasi haberler bizler için önemli. Ama bizler yatırımcıyız. Yatırımcı dediğiniz hiçbir zaman hiçbir şeyden etkilenmez. Düşüşten bile etkilenmez. Panik olmaz. 5-6 TL'den 6 kilo gümüş aldım. 2022 boyunca bozmayı düşünmüyorum demiş bir dost arkadaşımız. Banka makası, evet, çok fazla buna değindik zaten. Ayrıca yatırımları bankada olan arkadaşların sorduğu sorular var. Bununla ilgili videolar yapmıştım zaten arkadaşlar. Bu yeni yılda herhalde bunlar değişir. Miktarlar artar. Bankadaki dolar, altın, gümüşünüz olsun. Bankadan yani her türlü yatırımınız 150 bin TL'ye kadar olan miktarı banka güvencesinde. Peki benim 600 bin liram var. Bunun 150'si altında, 150'si dolarda, 150'si gümüşte, 150'si borsada. 600 lira toplam var diyorsunuz. Bazı arkadaşlar bu şekilde sorular sormuş. Ben bunu araştırdım arkadaşlar. Her biri için bu 150 bin lira ayrı ayrı alabilir miyim şeklinde sorularınız var. Bu olmuyormuş arkadaşlar. Yani toplam paranız 600 bin liraysa bunun 600 bin lirasını banka devlet güvencesinde tutuyor. Geri kalanını da faydalanamıyorsunuz. Bu çok önemli. Buna dikkat etmekte fayda var. Fakat siz bu yatırımınızı 4 bankada yaparsanız, ayrı ayrı 4 bankada, işte o zaman o paranın ayrı ayrı 4 bankada olduğu için 150 bin liradan 600 bin liranın tamamını kurtarma şansınız olabiliyor. Çünkü bu da önemli, bunu da bilmeniz gerekli diye düşünmekteyim arkadaşlar. Gürcan, geçen sene 7.50'den aldım, %150 kar demiş, hiç al sat yapmadım demiş Gürcan. Evet Gürcan, bakın al satçı değil arkadaşlar. Uzun vade düşündüğünüz müddetçe uzun vadede zaten zarar etmezsiniz. Bu düşüncem benim de mevcut. Erkan Çınar, alım fırsatı gelir mi? Alım fırsatı çok geldi. Hatta sizlere devamlı altlardan takip ettiğimiz bizim iş süren stop loss seviyemiz var. Bu stop loss seviyesi de alım yapacaklar için mutlaka değerlendirilmesi gereken seviyeler şeklinde her gün ve sürekli yayınlıyorum arkadaşlar. Bunlar çok fırsat verdi ama siz cesaret edip girmediniz. Bunu kimse yalan da diyemez. Çünkü geçmiş videolarım da ortada. Bu geçmiş videoları açıp izlerseniz. Çünkü TL'de olan arkadaşlara. Evet, Yüksel Erdoğan, hoş geldin Yüksel. Merhaba demiş. Merhaba Yüksel. Şimdi pazartesi ne olacak diyorlar. Maalesef çok fırsat geldi arkadaşlar. Hatta Merkez Bankası müdahale eder ise, bakın arkadaşlar, Merkez Bankası müdahaleleri sadece alım fırsatı yaratacaktır şeklinde. Gene videolarımız Merkez Bankası piyasalara müdahale etmeden önce söylemiştik. Bunları da biliyorsunuz, dinleyen arkadaşlar olmuştur mutlaka.
Ama videoları bazı arkadaşlar çok yarıda kesiyor. Mesela dolar çok sert düşecek şeklinde bir video yaptık. Bu videonun başlığına bakmışsınızdır. Bu videonun içeriğine girdiğiniz zaman burada dolar çok sert düşecek şeklinde o dönemde video yapanlara bir atıfta bulunduğumuz bir video olduğunu izleyenler zaten görmüştür. Bununla ilgili bir de canlı yayın da yaptık zaten. Bu canlı yayında da anlattık. Dedik ki bu seviyelerin altına inilmediği sürece dolarda çok sert düşüş beklemek bir hayalden öteye geçmez. Dolarda bu hafta artık her şeyin kopabileceği bir hafta olacak şeklinde bir video yapmıştık. Bu videoyu zaten o videoyu izleyip alım yapanlar bile %40, %50 bir hafta içinde kar etmiş durumdalar arkadaşlar. Daha ben TL'de olanlar için ne söyleyeyim? Çünkü buradan TL'de olanlar için bir al veya alma şeklinde bir yorum yapmak maalesef ki doğru olmaz. Zaten doğru da değil arkadaşlar. Pazartesi 17.50 zorlar diyorum demiş. Kendi şahsi fikrim demiş Gürcan. Evet Gürcan. Bakalım izleyeceğiz. Destek seviyelerimiz, süren destek seviyelerimiz. Ayrıca bir stop loss seviyelerimizdir. Bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takip ettiğimiz zaman zaten korkacak bir şey yok arkadaşlar. Kardan en fazla, kardan az bir miktar daha zararımız olur. Onun dışında bir korkumuz yok. 2 gram 2 çeyrek altınım var demiş. Telefon almayı düşünüyorum. Ne zaman bozdursam daha iyi olur demiş. Vallahi bu aralar hiç telefon almayı düşünüyorsan hiç telefonlara bulaşma derim. Telefonlar çok pahalı çünkü. TÜSİAD'ın hükümete karşı yayınladığı belge ne anlama geliyor? TÜSİAD'a girmek istemiyorum arkadaşlar. O hükümete karşı yayınladığı bir belge varsa da TÜSİAD kendi açıklasın ne anlama geldiğini. Evet, evet sevgili dostlarım, yayınımıza devam edelim mi? Yoksa artık yayınımızı sonlandıralım mı? Soracağınız sorular var mı? Bakın beğeni sayımız çok az. Beğeni sayımızda biraz arttırsak iyi olur arkadaşlar. 327 beğenimiz var. Bu yaptığımız altın, dolar, gümüş. Bakın bir video içerisinde çok fazla anlatımda bulunduk. Doları anlattık, altını anlattık, Bitcoin'i anlattık, BIST 100'ü anlattık, Euro'yu anlattık. Yani çok fazla emeğimiz var bu video içerisinde. Sizlerin de bu emeğimize karşılık bir artık like tuşuna basmanız bizi sevindirir. Yıl sonuna kadar 18'i geçer demiş Arif Ulucan. Bakalım Arif, izliyoruz. Şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar, bakın yılı kapatacağımız rakam çok önemli. Bu yılı kapattığımız rakam, biz enflasyonu da %30'lu seviyelere doğru bekliyorsak 2022 yılı içerisinde veya daha yukarıya doğru, yılı kapattığımız rakamın üzerine bir de enflasyon rakamını eklersek altınla dolarda artık bu rakamların hiç de azımsanmayacak rakamlar olduğunu sizlerle birlikte maalesef ki göreceğiz. Evet, Muslum Kapar, kanalımıza hoş geldin Muslum Kapar. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Katıldan üye olduğun için 19. üyemizde Muslum Katar oldu. Evet, az bir sayı kaldı. Evet, 100 abonemize az bir sayı kalmış durumda. Bütün arkadaşlarımızın desteklerini bekliyoruz arkadaşlar. Acil Euro artar mı demiş boş hesap. Evet, Euro'da da yukarı. Euro'yu verdik zaten. Bakın Euro'da 17-18, 17 lira desteği önemli. Bu 17 lira desteği altına gelmedikçe 21 lira kısadaki hedefimiz, onun üstündeki hedefimiz de Euro'da 23 lira 86 kuruşa doğru Euro'da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Desteklere dikkat yalnız. Bakın Avrupa'da yılbaşı tatili bu hafta mı başlıyor? Evet. Onlar kademeli. Murat Gülçayır, kral doları söyler misin demiş. Doları da hemen söyleyelim. Dolarda 15.30 desteği üzerinde kaldıkça 18.91 ilk hedef. Onun üstünde de 21 lira 14 kuruş. Evet, Müslüm Kapar, başkan katılım yaptım demiş.
Evet, Müslüm kanalımıza katıldı. O yüzden Müslüm'ün sorusuna önce bizim için video yapar mısın demiş. Alım yapacağım. Müslüm ama 100 yapmaya başlayacağım. Video olunca tabii hocam ayrıca gelecek arkadaşlar. Katılım üyesi arkadaşlara. Geldim demiş. Gümüş ne olur demiş. Ha, aslında bir hedef bekliyoruz. 26. Evet, Ahmet Aydın. Ahmet'in sorusunu tam okuyacaktık. Kaçırdık. Deniz. Ahmet Aydın'a demiş. Valla Mart'ta yoğunlaşmalarımız belli olacaktır. Ama ucuz oldu döviz demekte. 3.000 TL ile 3 gram altın almak mı, yoksa bunu okumuştuk zaten. Hocam yayın sonra devam. Öyle herhangi bir sıkıntı olur mu? Evet, seste sorun var. Ses arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, internette bir sıkıntı yaşadık. Bu yüzden de ses gitti zannedersem. Şu an itibariyle yayın geldi, fakat burada çok rüzgar var. Herhalde bu da internette bir sıkıntı yaratıyor. Yayınımızı artık sonlandıralım. Aklınızda olanlar, destek ve direnç bölgeleri, beklentilerimizi tekrardan bu video içerisinde yayınlayacağım videoyu. Bu video içerisinde sizlerle. Evet, yayınımızı artık arkadaşlar.